Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yay burcunun arkadaşlar, yükseleni ve ay burcu da yay olan arkadaşlar, sizler için yıldızname açılımı yapacağız arkadaşlar. Nisan ayı üzerinden yapalım. Mayıs ayında başlamayı düşünüyordum ama canlı yayınlarımda da gördüğüm kadarıyla arkadaşlar, Nisan ayında şöyle kalan kısmını sizler için bir okumak istiyorum. Devamında yapacağım arkadaşlar, merak etmeyin. Aylık olarak da yıldızname açılımları yapmaya devam edeceğim. Bundan ziyade de eğer çok uzun sürmezse aylık olarak, ama çok uzun sürerse, yarım saat 40 dakikalık videolar olursa 2 haftalık olarak yapacağım arkadaşlar. Sizlerin de bilgisi olsun tekrardan. Çok da fazla uzatmadan hemen geçmek istiyorum arkadaşlar. Videolarımı çok uzun tutmayacağım, bilginiz olsun. Evet, yay burcunun yıldıznamesi dedik Nisan ayında. Evet, yükseleni ve ay burcu da yay olan arkadaşlar lütfen izlemeyi ihmal etmesinler. Arkadaşlar, ben tek tek burada okuyup anlamlandırmak istemediğim için sizler için şu şekilde arkadaşlar 12 burcunda açılımını yaptım. Şöyle ki Türkçeleştirilmiş halini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yay burcunu hemen önüme aldım. Şöyle sizler için bir bakalım Nisan ayında. Evet, Nisan ayında sizleri neler bekliyor, neler hayırlı, neler şer, şöyle bir bakalım dedim. Evet arkadaşlar, yay burçları, bakın Nisan ayında sizin perşembe günleri çok uğurlu gününüz. Özellikle söylüyorum, perşembe günleri yeni adımlar, yeni kararlar. Belki kararsızsınız, belki adım atmada çekinceleriniz var. Ama perşembe günleri kendinizi çok cesaretli, böyle ilerleyecek bir insan olarak görebilirsiniz. Sizin için de hayırlı olacağını gösteriyor. Bakın, Nisan ayı boyunca her perşembe bir kere de olsa Yunus suresini okumanız sizin şifalanacağınızı gösteriyor. Okursanız şifalanacağınızı gösteriyor. Özellikle söylemek istiyorum. Okumayı bilen arkadaşlar kendileri okuyabilirler. Okumayı bilmeyen arkadaşlar internet üzerinden açıp da izleyebilirler, dinleyebilirler, takip edebilirler. Hiç fark etmez arkadaşlar, ama bir kere şöyle kulağınız bir duysun. Özellikle söylüyorum, perşembe günleri arkadaşlar sizin hayatınıza güzellikleri çekeceğiniz, Yunus suresinde okuyarak böyle hayatınızdaki hayır kapılarını açacağınız, şer kapılarını kapatacağınız, hayatınıza güzellikleri çekeceğiniz gün olacak arkadaşlar Nisan ayında. Devamında arkadaşlar zikrinizi şöyle vermek istiyorum. Yunus suresini okuduktan sonra Ya Nur zikrini 259 defa, bakın Ya Nur zikrini 259 kere tekrar ettiğinizde arkadaşlar, böyle önünüzdeki hayır kapıları açılsın. Yani ne iyi niyet isterseniz arkadaşlar okuyabilirsiniz. Ne iyi niyet ederek dinlerseniz dinleyin, okuyun, dinleyin, hiç fark etmez. Ama bir böyle haşır neşir olun, onu söyleyeyim yani. Yunus suresini okuyun perşembe günü ve perşembe günü 259 defa Ya Nur zikrini bir çekin arkadaşlar. Ne iyi niyet istiyorsanız yapabilirsiniz. Çok kısa bir sürede şifalanacağınızı göreceksiniz arkadaşlar. Ve devam etmek istiyorum. Bakın, bu ay sizin yıldızınız ciddi anlamda yüksek. İstediklerinizi alıp böyle yapmak istediklerinizi yapacağınız bir dönemdesiniz. Yay burçları, böyle sakın bana gelen arkadaşlar benim yıldızım düştü, şu olmuyor bu olmuyor demeyin. Yay burçları, yükseleni ve ay burcu da yay olan arkadaşlar, kesinlikle çok yüksek bir dönemdesiniz. Böyle cesaretiniz had safhalarda, güzel de gidiyorsunuz. Lütfen düşürmeyin, ya da sizin enerjinizi, ya da böyle düşürecek pozitifliğinizi negatife çevirecek insanlardan da bir uzak durun bu ayda, özellikle söylemek istiyorum. Devam edeyim ben. Çok yorum yapmak istemiyorum. Yıldıznamenizi okuyorum çünkü. Bakın, yarım kalan bir takım işler varmış. Geçmişten gelen, yakın zamanda ya da uzak zamandan gelen. Ya yarım bıraktınız bunları, ya da yarım kalmış arkadaşlar. Bir türlü tamamlanamamış işlerin, yarım kalan işlerin tamamlanması.
durumu var Nisan ayında. Sizin için tamamlanması da çok iyi olacak, bilginiz olsun. İftiralara maruz kalma durumu var arkadaşlar. Bakın, Nisan ayında kendinize dikkat edin. Etrafınızdakilere özellikle dikkat edin. Çünkü iftiralara maruz kalma durumunuz var. Sizin yapmadığınız işleri işte yaptı diyen insanlar olabilir. Söylemediğiniz sözleri söyledi diyen insanlar olabilir. Ha diyeceksiniz, evet çok kötü bir durum, işte niye böyle benim başıma geliyor falan. Hiç şey yapmayın arkadaşlar. Hayırlı olan taraftan bakın. Belki size çok samimi olan birisi bunu yapacak. Belki size bir iftira atacak. Ama artık siz onun gerçek yüzünü göreceksiniz arkadaşlar. Gözünüz açılacak. Bakın, bu ay iyiliklerin karşılığını göremeyeceksiniz. Üzüleceksiniz. Ya ben bunu işte iyilik yaptım, niye böyle davranıyor falan diyeceksiniz. Hiç demeyin arkadaşlar. Bu ay sizin gözünüzün açılacağı bir ay olacak benim okuduğum kadarıyla. Gerçekten belki şaşıracağınız işler olacak. Bunu bir iyi anlamıyla söyleyeyim, bir kötü anlamıyla. Birine iyilik yaptığınızda şaşıracaksınız. Ya niye bana böyle davranıyor, işte ben ona iyilik yaptım falan diyeceksiniz. Hiç demeyin arkadaşlar. Gözünüz açıldığı için sizin gözünüz bir müddettir kapalı. Gözünüz artık açılıyor ve karşınızdaki insanları tanıyorsunuz. Bir olgunlaşma dönemindesiniz, bir büyüme dönemindesiniz. Karşınızdaki insanın gerçek yüzünü görüyorsunuz, bilginiz olsun. O yüzden iftiralara maruz kaldım diye hiç üzülmeyin. Karşınızdaki insanın gerçek yüzünü öğrendiniz. Böyle düşüneceksiniz. Şaşıracağınız işler var diye özellikle not aldığım için şunu söylemek istiyorum. Hayırlı olarak bir işleriniz var ve bu işlerde çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Güzel de adımlar atılıyor anladığım kadarıyla ve sizin çok şaşırıp mutlu olacağınız işlere girdiğinizde gösteriyor, gireceğinizi gösteriyor. Bakın, hayatınızda bir son yaşanıp tekrardan bir başlangıcın olacağını gösteriyor. Yani bir şeyi sonlandırıyorsunuz siz hayatınızda ama tekrardan bir şeylere de bir başlangıç yapacağınızı gösteriyor. Artık bunu herkes kendi hayatına göre yorumlayabilir. Herkesin hayatı birbirinden farklı. Bir sonunuz var ama aynı zamanda da güzel de bir başlayan başlangıcınız var. Son sizin için şer olabilir, hiç tereddüt etmeyin. Ama yeni bir başlangıç sizin için hayırlı olacak demektir. Evet, yay burçları, şöyle bir devam edelim. Evet, dilinize dikkat edin arkadaşlar. Samimi görüp de birilerine söz vermeyin. Böyle söz verip de tutamamak gibi bir durumlarınız olabilir. Böyle durumlara maruz kalabilirsiniz. Dikkat edin. Bir de arkadaşlar, düşmanlıklardan evet söz ediliyor. Düşmanlıklar var. Ya siz birilerini düşman olarak görüyorsunuz ya da birileri sizi düşman olarak görüyor. Bunlardan zarar görme durumunuz var. Yani o kişilere karşı kendi gardınızı almanız gerekiyor. Bir de arkadaşlar, sorunları çözmeye çalış. Gerçekten bu ay sorunlarınızı ertelemeyin, çözün. Çözerek bu şekilde devam edin. Çünkü sizin için daha hayırlı olacağını gösteriyor. Bir de arkadaşlar, bakın, zorlukla kazanılan bir malınız var. Mal, mülk, artık para, böyle söyleyebilirim. Çünkü yorum yapmam gerekir burada. Zorlukla kazanılan, artık emeğinizle demek ki kazanabileceğiniz, alnınızın teriyle işte gerçekten çaba göstererek kazanacağınız böyle bir mal, mülk, para, artık ne ederseniz deyin neye, herkesin hayatı farklıdır. Belki mirastır, belki mahkemedendir, belki işte tazminattır falan. Siz kendinize göre düşünün ama gerçekten ciddi anlamda zorlukla kazanacağınız bir maddiyatı gösteriyor. Bilginiz olsun. Devam ediyorum. Hayırlı işler yapmalı. Evet, yay burçları, yükseleni ve ay burcu da yay olan arkadaşlar, hayırlı işler yapmalısınız. Bakın, iyilik yapın, kimseye de söylemeyin. Ya birilerinin yanında "aa bak işte ben iyilik yapıyorum" diye kesinlikle yapmayın. Yani yapın, kendiniz bilin, iyilik yap,
denize atın, olur mu? Zaten yıldızınız da çok yüksekti. Çok güzel bir şekilde. Bu ay böyle bol bol da, özellikle diyorum perşembe günleri, bol bol da böyle güzel niyetlerinizi, dileklerinizi tutun. Yani ne istiyorsanız onu söyleyin arkadaşlar. Onu dillendirin. Kağıtlara yazabilirsiniz. Böyle saklayabilirsiniz. Sizler için de iyi olacağını gösteriyor. Hayırlı işlere kapı açılacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yay burçları, sizler için Nisan ayındaki, evet, Nisan ayındaki yıldıznamenizi okudum arkadaşlar. Çok uzun tutmayacağım demiştim. Çünkü ben direkt başlıklar halinde söylemek istiyorum. Öbür türlü Türkçeleştirip de sizlere tek tek bütün hepsini, yani normalde evet Türkçeleştiriyorum. Ama burada hem okuyup da hem Türkçeleştirmeye çalışsam çok vaktinizi alırım. O yüzden onu yapmak istemedim. Ben dediğim gibi şöyle Türkçeleştirdim. Sizler için arkadaşlar bu şekilde daha uygun olacağını biliyorum. Çok da fazla uzatmak istemiyorum zaten tabii ki de. Evet. Başkasının niyetine dinleyebilir miyim diyen arkadaşlar, evet dinleyebilirsiniz. Herhangi bir sakınca yok arkadaşlar. Evet, Nisan ayının yıldıznamesini okudum sizler için yay burçları. Arkadaşlar, yeni videolarımdan da anında haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Videoma da beğeni yapmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir emoji dahi olsa yorum yaparsanız gerçekten sevinirim. Bundan ziyade arkadaşlar, videoları çok uzun tutmayacağım söylemiştim. Gerçekten hepinize teşekkür etmek istiyorum. Sizler sayesinde YouTube'da hızlı bir şekilde, çok güzel bir şekilde büyüdük. Ve gördüğüm canlı yayınlardan gördüğüm kadarıyla gerçekten benden çok istediğiniz için bu şekilde açılımlar yapıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Canlı yayınlarımızda zaten yeterince uzun tutmaya çalışıyoruz. Beraber zaman geçiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.